Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve Yeni Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu da açarak çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar yine size çok güzel bir model yapacağız. Çıtı pıtı bir model bakın bu şekilde Trabzanlar üzerine arası olarak kirpik yaptım. Bu modeli daha önce sizler için hazırlamıştım arkadaşlar. Ee, ama ışık açısından çok parlak çıkıp gözükmediği için şöyle tekrar çekeyim dedim. İnşallah net güzel bir çekim olur. Çimenini bu şekilde hazırladım. Bir tane yaprak ve iki tane dal olarak. Şimdi e, çiçeklerini ve yaprağının nasıl yapıldığını geçelim arkadaşlar şöyle ikişer zincir çekerek tığ battılarımızı hazırlıyoruz 696 nolu videomda tüm tığ battı işleminin püf noktaları mevcut oradan ee, izlemek isteyenler YouTube'un arama kısmına 696 Nurgül'ün tığ ve iğne yazdığında hemen çıkacaktır Arkadaşlar şimdi iki başlar gibi başlıyoruz bakın buraya iki yaprak arasını ara mesafesi olarak bu şekilde altı tane ara mesafesi bırakıyorum Hemen yaprağımızın yapılışına başlıyoruz. İlk başlarken de aynen bu şekilde. Şöyle bir zincirimi çektim. Bir defa tığımı doladım. 2, 2 alarak kutucuk yaptım. 2 zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2 ve 2. 7 tane zincir. 5, 6 ve 7. Hemen ters tarafından çevirdim buraya. Bakın trabzanın tepesine değil de buradaki bir zincirin üzerinden girip sabitliyorum 7 zincirimi. iki tane zincirle düz yüzüne döndüm. Burası yaprağım için yuva. Bir defa tığımı dolandım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2, şöyle 2. Evet. Şimdi bir defa tığımı doladım. Yuvaya girdim. Şöyle 1, 2, 2 3 seferde aldım 2 defa doluyorum yuvaya girdim 2 2 ve 2 2 defa tığı doladım yuvaya girdim şöyle 1 şöyle 2 şöyle 2 ve şöyle 2 bakın bu şekilde yaprağımızı hazırladık ve yine 2 defa tığı doladım en son yaptığımız gibi 1 2 2 2 alarak sonuncu trabzanı bu şekilde yaptım şimdi bunu sık iğne yapacağız ilk önce 4 zincirle tomurcuğumuzu kapatıyorum geriye kalan kısma da 6 tane sık iğne yapıyorum şöyle 2 3 4 5 6 ve 7. yuvada. Bakın. Şimdi yaprağımız hazır. Bu şekilde yaprağımızı hazırladık. Toparlak bir yaprak ve 9 zincirden iki tane dal yapıyorum buraya. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Kapattım bu 7 zincirli yaprağın yapmış olduğumuz yuvanın içine tekrar 9 zincir 6, 7, 8 ve 9. 9 zinciri buraya yuvaya kapattım ve hemen dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Evet, iki zincirden dallarımızı da bu şekilde oluşturduk. Hemen bir defa tığımı doladım. Şimdi ara suyu mesafesine geçiyorum. Yandaki tığ battı ya. Şöyle iki, iki alarak ilki boş yapıyorum arkadaşlar. Sonra bir zincir çekip Aynı şekilde 2 2 alarak trabzanı yaptım. 4 zincir. Şöyle kapattım. Arasına bir tane zincir. Bir defa tığı doladım. Bu şekilde ben 6 tane koydum. Siz ne kadar isterseniz bu ara misafesine koyabilirsiniz. Evet. 2 ve 2. 1, 2, 3, 4 zincir arasına bir zincir bir defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum 2 ve 2. 4 zincir. Kapattım. Arasına bir zincir bir defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum 2 ve 2. 4 zincir. Kapattım. Arasına bir zincir bir defa tığımı doladım yuvaya girdim 2 ve 2 4 zincirimi çekiyorum kapattım bakın 5 tane oldu bir tane daha yapıyorum şöyle 2 ve 2 1 2 3 ve 4 buraya kapattım bakın 6 tane bu şekilde ara mesafesini verdik Evet 6 tane oldu. Yine yaprak için yuva hazırlayacağız. Bir zincirimi çektim. Bir defa doladım buraya. Yuvanın içine girip bir tane boş tırabzan. Şimdi 2 zincir. Bir defa tığımı doladım. Yuvaya gidi, giriyorum 2 ve 2. Iki. İkili tırabzan, ikili kutucuk yaptım ve 7 tane zincir çekiyorum. 5 6 ve 7 hemen çevirdim bakın bu trabzanın tepesine değil de bu aradaki bir zincirin ortasından giriyorum 7 zincirim sık iğne ile sabitliyorum 2 tane zincir çekip düz yüzüne döndüm bir defa tığı dolayıp şöyle 2 ve 2 bir defa tığımı doluyorum yuvaya girdim 3 seferde 1 2 ve 2 2 defa tığı doladım. Yuvanın içine giriyorum. Şöyle 2 2 ve 2. Yine 2 defa tığı doladım. Şöyle sonuncu trabzanımızı da 1 2 2 2 alarak 5 tane trabzan olunca yine aynı işlem. Şöyle bunu bir tık daha uzun çekiyorum. 2 2 sık iğnenin altında kalacağı için şöyle 4 zincir 4 zinciri kapattım yaprağıma geriye kalan bu kısma da 6 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 ve 6 7. yine bu yaprağını yaptığım yuvaya sabitliyorum işte yaprağımız bu kadar arkadaşlar minik bir yaprak ve 9 zincirden 2 tane minik de dal batıyorum yaprağı yapmış olduğum yuvaya. Tekrar 9 zincir. Evet 5 6 7 8 ve 9. Buraya yaprağı yaptığım yuvaya dalımı kapattım ve dibine bir tane de bu şekilde sık iğne. Dalın aşağı kaymaması için direkt hiç zincir çekmeden tığımı dolama yaptım ve tülbentimin tığlamasına bir sonrakine boş olanı 2 olarak trabzan yapıyorum bunu da boş yapıyorum araya bir zincir bir defa tığımı doladım yine aynı şekilde buraya 6 tane bu kirpikli trabzandan yapacağız şimdi bunu ben 6'ya tamamlayayım arkadaşlar bu şekilde devam edecek bu çiçeklerin yapılışında buluşalım Evet ilk dalımızın içine şöyle sık iğne ile ipimizi girerek sabitliyoruz Buraya minik kır çiçekleri yapacağız. 5 zincir. 5 zinciri kapattım. Kirpik olarak. 5 zincir. Aynı yere 3 tane 5 zincirden kirpik yapacağız. Bu da 3. kirpik. Şimdi bak 3 tane kirpiği yaptık. Hiç zincir çekmeden direkt dalımıza geçişimi yaptım. 5 zincir de buraya kapattım. Bakın ikinci dalımızın içine sabit. 1, 2, 3, 4, 5 kapatıyorum. 5 zincir buraya Şimdi sık iğne ile şöyle bir zincir çekerek ipimi koparıyorum. Minik kır çiçekleri gibi şöyle çıtı pıtı çok güzel oluyor arkadaşlar. Minik yaprağı, minik kır çiçekleri çok tatlı oluyor. Bir tane de beyazdan yapalım. Yine ilk dalımıza sık iğne ile beyaz ipimi sabitliyorum ve 5 zincir çekiyorum. 5 zincirimi kapatıyorum. Bu iki ilip 5 zincir. 5 zincir. Kapattım. Şimdi 3 tane kirpik yaptıktan sonra diğer dala sadece sık iğne ile geçiyorum. 5 zincir. Kapatıyorum dalımızın içine kirpiğimizi. 1 2 3 4 ve 5 zincir. 2. kirpik olarak tekrar 5 zincir. Yine tamamladık çiçeğimizi. Şöyle dibine koparmadan önce de bir zincirimi muhakkak çekiyorum. Hem sökülmemesi için hem de o şekilde yakınca güzel duruyor arkadaşlar. Bakın yine aynı şekilde tamamladık. Hemen yakıp geleyim. Evet arkadaşlar bakın çıtırıklı çıtı pıtı bir model hazırladım size. Çok da tatlı oldu arkadaşlar böyle papatya gibi kır çiçekleri gerçekten çok hoş oldu İnşallah işinize yarayan güzel bir çekim de olmuştur şöyle buraya da sarı yaparak devam edebilirsiniz hatta rengarek de yapabilirsiniz tek renk de yapabilirsiniz arkadaşlar sadece mor renk sadece sarı renk bu şekilde de yapabilirsiniz bakın sizler için çok hoş bir model hazırladım Şöyle göstereyim. Yakında yaptım. Ekranda güzel gözüksün diye. Modelim bu. Sizler demekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Şöyle bir de ters tarafından göstereyim. Çok tatlı ve hoş bir duruşu var. Yapımı da bir o kadar kolay. Allah'a emanet olun arkadaşlar.